bivet pınarı ifadesinden yola çıkarak sözün perdesini aralayalım. Pınar biliyorsunuz su kaynağıdır. Bir su kaynağından insanın istifade edebilmesi için o su kaynağının suyunun temiz, tadının güzel, kokusunun hoş, ulaşılabilme imkanının da olması gerekir. Bir normal sıradan bir su kaynağını değerlendirirken biz bu ifadeleri kullanırız. Nübüvvet pınarı dediğimiz zamanda bundan gayrı bir şey söylemeyiz. Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasına ait bazı şeyleri konuştuğumuzda teşekkür ederim. Konuştuğumuzda tadı güzel olan, kokusu hoş olan bir de soğukluğu da iyi olan Pınar'ın öyle bir özelliği de var biliyorsunuz. Bütün bu saydığım hususiyetleri bünyesinde barındırması gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevam yol kelimdir. Sözü az söyler verilmesi gereken mesaj neyse de onu da tam olarak verir. E kendisi bu mesajını bize şöyle ifade ediyordu. Gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yol. Peygamber yolu dediğiniz zaman, nübüvet pınarı dediğiniz zaman, nebevi yol dediğiniz zaman artık ne diyecekseniz gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yol demiş olursunuz. Dolayısıyla nübüvet mesajlarında ciddi bir berraklık vardır. Eğer adamın zihninde bozukluk yoksa Peygamber Aleyhissalatü vesselam'ın mesajlarında bu manada bir sıkıntı göremez okuduğu herhangi bir hadis kitabından aleyhissalatü vesselam efendimizin söylemek istediğini çok rahat bir biçimde anlayabilir ve bu manada da alması gereken mesajları çapı neyse ne kadar bu manada kapasitesi varsa o kapasitesi ölçüsünde alabileceğini alır. Biz meseleyi ilim talebeleri üzerinde yoğunlaştıracağız. Dersimizin başlığına uyacağız çok fazla konumuzu dağıtmamaya çalışacağız. Nübüvvet pınarından ilim talebelerine tavsiyeler dediğimiz zaman da bugün hangi hadis kitabını açarsanız açın, ilim bablarında, diğer bablarda belki görünüşte alakasız gibi gözüken ama netice itibariyle o hadislerin ilk muhatapları Allah Resulü'nün o güzel muazzez ocağının talebeleri olan sahabi efendilerimiz olduğu için her sözlerinde bir ilim noktasında muallim ve talebe arasındaki hukuk noktasındaki mesajları görürsünüz. Dolayısıyla devasa bir konu aslında bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan ilim adına söyleyeceklerimiz ve duyacaklarımız. Çerçeveyi ben biraz daha daraltayım. Daraltayım ki zihnimizde bazı şeyler yerli yerine otursun. Bir yerde ilim noktasında bir şeylerden konuşulacaksa, eskiden çok güzeldi o ifade, demek ki içini dolduramadığımız için elimizden kaçtı gitti. Talim ve terbiye. Talim ve terbiye Cenab-ı Hakk'ın iki esma-i ilahisine yaslanır. Talim dediğiniz şey El Alim isminin tecellisidir. Terbiye dediğiniz şey Er Rab isminin sıfatının bir tecellisidir. Demek ki tam anlamıyla biz hakkını veremediğimiz için elimizden gitti. Şimdi başka şeyler söylüyoruz biliyorsunuz o alana. Ama yine biz kendi dilimiz ekseninde konuşalım. Bir yerde talim ve terbiyenin olabilmesi için beş şeye ihtiyaç duyulur. Bunlar varsa eğer Orada talim ve terbiye vardır. Bunlardan bir tanesi eksikse eğer istenilen oranda orada talimden ve terbiyeden bahsedilmez. Nedir bu beş şey? Muallim, mutaallim, mektep, müfredat, menheç. Beş tane bakın mimle başlasın. Öyle olsun ki mühim olduğu da belli olsun. Beş tane mühim bu işin mimi. Olmazsa eğer talim ve terbiyeden bahsedilmez. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu hayatına ve onların mübarek, onun mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimizin bu manada ortaya koyduklarına bu nazarla baktığınızda gerçekten bu beş alanın da ideal haline ait çok güzel örnekler görürsünüz. Efendimizin bizatihi kendi uygulamalarında da Dediğim gibi sahabe efendilerimizin uygulamalarında da. Biraz açalım. Mesela muallim. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz muallimdir zaten. Bu beş tane e, kavramın, beş tane mimin nübüvvet pınarındaki karşılıklarına şunu yazabilirsiniz anında. Muallim aleyhissalatü vesselam efendimiz, mutaallim, sahabe-i kiram efendilerimiz, Mektep, Darul Erkam, Suffa, Mescidi Nebevi hepsini içine alacak şekilde bir kavram kullanalım. Medine, Medine dediğiniz zaman sadece şehir olarak düşünmeyin. Mekke'nin de devamı olduğu için onu kullanabiliriz. Müfredat, Kur'an-ı Kerim, Menheç ise Sünnet-i Seniyedir. Bu beş tanenin birebir karşılıkları böyle ama biraz açalım biz. Muallim dediğimiz zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın adını yazarız oraya. Çünkü o talim görevi gibi bir görevle insanlığa gönderildi. Tebliğ diye bir görevi de var, tebyin de var, teskiye de var, davet de var. Ama en önemli görevlerinden bir tanesi talimdi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hakikate vurgu yapmak için ben muallim olarak gönderildim diyor. İmam Malik'in muvattasında bu hadis biraz sadece lafız olarak geçer ama İbn Mace'ye baktığınızda şöyle bir ayrıntı görürsünüz orada. Kendisi de o menze, mektebin en gözde talebelerinden biri olan Abdullah İbn Amr der ki Mescid-i Nebevi'ye girdi sallallahu aleyhi ve sellem. İki grup vardı orada. Bir grup orada nafile ibadetlerle, duayla meşgul oluyordu. Bir grup da orada ilim tahsiliyle uğraşıyordu. İkisi de hayır üzeredir dedi, geldi, ilimle uğraşanların yanına oturdu ve ben bir muallim olarak gönderildim dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü ve bunun dışında yine kendi muallimliğine gönderme yaparak söylediği bütün sözler bize bu işin aslında ne anlama geldiğini söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muallimliğini konuşmaya başladığımız zaman şu nebevi sözü de unutmadan meseleye yaklaşmalıyız. Edde beni Rabbi fe ehsene te'dibi. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne güzel kıldı. Ne güzelleştirdi terbiyemi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muallimliğini konuştuğumuzda Allah'ın gözetiminde Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde bir terbiyeden de bahsetmek durumundayız. Vahiy ile birlikte böyle bir süreç var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de muallimlik gibi bir vazifesi var. Şimdi biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın muallimliğini konuştuğumuz anda karşımıza çıkan en önemli hususiyetlerden bir tanesi onun merhametle bu işi yapmasıdır. Ancak burada gözden kaçırmamak için bir hususu daha size hatırlatmam lazım. İlim yoluna giren bir yolcu nereden başlarsa başlasın bizim medeniyetimizde böyledir. İki kanadı birden harekete geçirir. Bir taraftan muallimdir seviyesi ne olursa olsun bir taraftan da mutaallimdir. Bu tek kanatlı olmaz. İşe başladığı andan itibaren bir ilim talebesi ikisini beraber konuşur, beraber yapmak durumundadır, beraberce götürmek durumundadır. Çünkü bunlardan bir tanesi eksik kaldığı zaman istenilen oranda orada ilim oluşmayacaktır. Bugün bunları söylediğiniz zaman şöyle itirazlar gelebilir. Ben ne biliyorum ki kime ne tale hocalık yapacağım ya da muallimlik yapacağım. Biz bildiğimizin hocasıyız, bilmediğimizin talebesiyiz. Ne kadar az bilirsek bilelim, bizden daha az bilenler vardır. Biz onlara hocayızdır. Ne kadar çok bilirsek bilelim, bizden daha çok bilenler vardır. Biz onların da talebesiyiz. Dolayısıyla Aleyserat ve Selam Efendimizin muallimliğini konuştuğumuz zaman aklımıza şöyle bir şey gelmesin. Dolayısıyla biz ders aldığımız hocaları değerlendiriyoruz. Dolayısıyla yıllar sonra bizim Ulaşacağımız bir menzile ait şeyleri değerlendiriyoruz. Yok böyle bir şey değil. Biz şu anı konuşuyoruz. Muallimliğe ait bazı şeyleri konuştuğumuz zaman bunları konuşuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muallimliği konuşulduğu an merhamet üzerinden konuşuruz. Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz karşısındaki hiçbir talebesinin beşer olma özelliğini unutmadan onlarla bağ kurar. Onun için sahabe efendilerimiz hepsi bizim başımızın tacıdır. Bazı hatalar yapmışlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı da bazı hataları olmuştur. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara bir ana şefkatiyle sürekli yaklaştıkları için hiçbir zaman o hatalar hata olarak kalmamıştır. Mesela biz Kur'an'da sahabeyi okuduğumuz ayetlerde ki doğrudan sahabeyi bize anlatan ayet sayısı 300 civarıdır. Bu 300 ayetin yarıya yakını sahabenin üstünlüklerinden, faziletlerinden, değerlerinden, kıymetlerinden bahseder. Ama yarıya yakını da Uhud'da olduğu gibi yapmış oldukları o hatalarının üzerinden onları da onlardan sonra gelenleri de terbiye eder. Tevbe süresinde geçtiği üzere Huneyn'deki sayılarının çokluğuna kapılıp dağılmalarından bahseder. Tevbe süresine ayet e, sürenin ismine vesile olan tevbe hadisesine karışan üç sahabinin üzerinden bu manada mesajlar verir. Nur süresinde ifk hadisesine karışanların üzerinden mesajlar verir. Cuma süresinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı ayakta bırakmalarının üzerinden mesajlar verir ila ahir. Bütün bunların bize verdiği mesajlarda muallim olarak Aleyhselat ve selam efendimizin o eşsiz merhametine ait bazı şeyleri görüyoruz. Bugün niye 10 sene, 20 sene, 30 sene muallim talebi arasındaki bağlar devam etmiyor? Neden bu bağlar istenilen oranda uzun soluklu olmuyor? Buradan alacağımız bir cevaptır. Çünkü biz bu manada nübüvet pınarından tam anlamıyla ders alamadığımız için çok çabuk insan harcıyoruz. Anında ufacık bir hata gördüğümüz zaman üzerini çiziyoruz. Ufacık bir yanlışlık gördüğümüz zaman ümitlerimiz kırılıyor. Bundan adam çıkmaz, bundan bir şey olmaz gibi bir yargıya varıyoruz. Böyle şeyleri nübüvet pınarını doğru bir biçimde anlamış olsaydık asla söylemezdik bu konularda konuşmazdık. Somut bir hakikati hatırlatmak istiyorum. İyice mesele anlaşılsın diye. Hepiniz defaatle okumuşsunuzdur. Bir de tam burada bu nazarla okuyalım o rivayeti ve o meseleyi. Hatip bin Ebi Belta radıyallahu anhu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama suçu kesinlikle ölüm cezası olan bir hatayla getirildi. Biliyorsunuz değil mi işlediği suçu? Mekke fethini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insan zayiatı olmasın diye ki yeryüzünün en kansız fetih, fethidir Mekke fethi. Yeryüzünün o en kansız fethini ye gerçekleştirmek için söylemedi. Hanımlarına bile sefer hazırlığını söyledi. O manada bir şeyleri hissettirdi ama nereye varılacağını söylemedi. Hatip bin Ebi Belta hissetti. Bunu da bir mektupta, mektupla yazdı. Ebu Leheb'e ve Ebu Sufyan'a hitaben o mektubu gönderdi. Ebu Leheb'in cariyesi olan Sare isimli bir kadına da mektubu vererek Mekke'de gidip yetkili insanlara ulaştırmasını istedi. Hadise uzun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mektuptan haberdar oldu ve Hatip bin Ebi Belta huzura getirildi. Ceza ölüm hangi hukuka bakarsanız bakın Hazreti Ömer de orada zaten Allah Resulü bana bu sefer müsaade edecek ben kafasını uçuracağım diye fırsat bekliyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. O Allah ve Resulünü seviyor. Onun bu hatası ihanetten dolayı değil. Onun bu hatası bir zafiyetinden dolayıdır. Kendi yakınlarını, akrabalarını, çoluğunu, çocuğunu orada bırakmış onlara zarar ulaşmasın diye bir eman vesilesi olsun diye bunu söylüyor. Ama bu merhamet onun kurtuluşuna vesile oluyor ve biz sonraki süreçte Hatip bin Ebi Belta'yı Başta mukafkısa gönderilen davet mektubu olmak üzere onlarca güzel işte görüyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanlış yapan bir talebesinden nasıl bir talebe çıkardığını görmek isteyen birisi Hatip bin Ebi Belta radıyallahu anh'unun hayatının tamamını bu nazarla okuduğu zaman ancak anlayacak. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellemin muallimliğinde eşsiz bir merhamet var. Bir diğer husus daha var. Biz bugün meseleyi sevgi bab bab babımdan ele aldığımız zaman sevgi meselesini eksene koyup incelediğimiz zaman sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisini konuşuyoruz. Elbette ki o önemli ve konuşulması da gerekli. Ama sorgulanması gereken hususlardan bir tanesi şudur. Sahabe ölümüne bir sevdayı nasıl elde etti? Gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı Hani gelip önlerinde durdukları zaman fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah deyip altını da doldurdukları o kametler var ya. Onu nasıl elde ettiler? Bunun sebepleri var. O sebeplerden bir tanesi de şudur. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ölümüne sevdi. Evet ama Resulullah da onları sevdi. Bir muallimle mutallim arasında sevgi bağı oluşmazsa eğer Orada nübüvvet pınarının ilim adına söylediği şeyler oluşmayacak. Yemeğe acıkır gibi talebe hocaya, hoca talebeye acıkacak. Görmediği zaman gözü arayacak. Bir hali bir sıkıntısı olduğu zaman bir ana şefkatiyle el uzatacak. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kameti ortaya koymasaydı muhabbet olmasaydı sahabeye bunu yansıtmasaydı onları gerçekten ölümüne bir sevgiyle sevdiğini ortaya koymasaydı sahabenin de aynı oranda bir sevgiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlandıklarını belki biz şu anda okuyamayacaktık o düzeye belki bu iş çıkmayabilecekti ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin bidayetinden itibaren muhabbeti onlara yansıttı. Bir arkadaşı hasta olacak da aleyhissalatü vesselam efendimiz o kapıya 3-5 kez varmayacak. Bir sıkıntıları olacak da sallallahu aleyhi ve sellem o talebeleriyle özel olarak ilgilenmeyecek. İbn Abbas radıyallahu an gencecik bir dima olarak Resulullah'ın terbiyesine geldi. O Hendek gazvesinin sonrasındadır Medine'ye gelişi. Onun teyzesi Meymune anamız Meymun annemizden izin istiyor. Peygamberin gecelerini görmek için annemiz izin vermiyor. Çünkü 9 günde bir sıra geliyor zaten. Böyle bir gecede ufacık bir odada yeniyle aynı yeri paylaşmış bir biçimde Resulullah'ı karşılamak istemiyor. Ama Allah Resulü'nden ne zaman izin istese İbn Abbas o izini alıyor. Hiçbir zaman bir talebesine hele de İbn Abbas gibi birine ki başkaları da var bunun örnekleri. Yok diyecek, onlara kapıları kapatacak, onlardan bazı şeyleri mahrum bırakacak, onlara sevgi adına bir şeyleri yansıtmayacak. Niye bugün muallim müteallim arasında bağ kurulmuyor? Bu kadar ilahiyat fakültelerimiz var, bu kadar medreselerimiz var, bu kadar İslami kurumlarımız var. Niye insanlar mesela buralardan mezun olduktan sonra günlerce oranın hüznünü tatmıyorlar? Niye yıllarca oranın o mutluluğunu insanlara anlatmıyorlar? Niye yaşadıkları o hatıraları unutmak istiyorlar da o hatıraları canlı birer örnek olarak nesillerden nesillere aktarmıyorlar? Sebebi bu. Şimdi biz bizim talebelerimizle bir iki tanesi var içlerinizde. Şubat tatili dönemlerinde biraz da dinlensinler diye Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratını okuyoruz. Üçüncü sınıflar, üçüncü cilde okudular bu sene. İnsan hayran oluyor. Yok, o muhabbet yok şu anda. Bir anlatıyor hocalarını, bir anlatıyor o güzellikleri. Şimdi siz onları yaşayamadığınız için, yaşayamadığımız için biz şu anda bu ilim yolunda istikrarlı bir biçimde yürüyemiyoruz. Çünkü muallimler olarak bunu yansıtamıyoruz. Dedim ya bunu yukarıdan bekleme değil şu anda biz de o noktadayız aşağıdakilere yansıtma adına bu manada zafiyetler yaşıyoruz. Ama meseleye nübüvvet fınarı nazarıyla bakarsanız Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin en güzel noktasında bu işi yansıtıyor. Hem meseleyi muhabbet noktasından yansıtıyor hem meseleyi merhamet noktasından yansıtıyor yansıttığı içinde karşı taraftan bu manada farklı farklı karşılıklar görüyor. Çok şey söylenir bu faslı bu kadarıyla yetinelim. İkincisi müteallim işin talebe ayağı. Nübüvvet pınarında sahabe ama siz buraya kendinizi de yazarak meseleye bakmanız lazım. Biz sahabenin üzerinden talebe meselesini öğrendiğimizde karşımıza çıkan iki tane önemli bir şey var. Güçlü bir iradenin onlara yansıttığı iki tane şey. Sağlam bir arzu ilmi elde etmek için ve onu yerine getirebilme adına da güçlü bir istekle beraber sürekli devamiyetlerini sağladıkları bir istikrar. Güçlü bir arzu ve düzenli bir istikrar. Yok bakın bizde. Bu ters düz oldu. Bugün başlıyorsunuz bir programa. Aradan 2-3 ay geçiyor. Bir bakıyorsunuz ondan başka bir şeye. İştaha geliyorsunuz, kitaplar alıyorsunuz. 2-3 sayfasını okuyorsunuz. 200 gün sonra o gidiyor başka biri. İstikrar yok. İstikrar olmadığı için, güçlü bir arzu da olmadığı için büyük hedefler belirlenmiyor. O öyle hedefler belirlenmediği için de güzel neticeler ortaya çıkmıyor. Ama İbn Abbas'tan bahis açtım. Ona ait de birkaç şey söyleyeyim ben size. Soruyorlar ona bu kadar kısa bir zamanda ihtiyarların delikanlısı Hazreti Ömer'in ona taktığı bir sıfattır bu. İhtiyarların delikanlısı olacak kadar nasıl böyle bir ilim elde ettin? Cevabı biraz önce söylediğim kavramlardır. Güçlü bir arzu ve düzenli bir çalışma. İstikrar. Bunlarla başka bir şey değil. Ben bunlarla elde ettim. Nasıl olduğuna dair de bir örnek vereyim size. Allah Resulü aleyhissalatü ve selam vefat etmiş. O vefatı Medine'nin en sıkıntılı olaylarından hadiselerinden birisidir ki Enes bin Malik'in ifadesiyle Medine'nin üzerimize yıkıldığı gün diyor. Kapkara bir gün bizim için çok acayip bir hal diyor Enes bin Malik radıyallahu anh. O hali öyle resmediyor ki siz de defaatle siyer kitaplarından hadis kitaplarından o sayfaları okumuşsunuzdur. Şimdi biz İbn Abbas'ı görüyoruz birinin yanında. Onun ismini söylemiyor ama biz böyle biraz araştırınca çıkarabiliyoruz. Büyük ihtimalle Cabir bin Abdullah gözünde yaş Cabir bin Abdullah'a diyor ki Cabir diyor gel bak Medine'nin dışında olan sahabiler de gelmiş buraya. Evet Resulullah vefat etti ama gidelim onlara daha Medine'den çıkmadan Allah Resulü'nden duyduğumuz bazı hadisleri soralım ve doğrulatalım Cabir bin Abdullah kızıyor ve onu başından gönderiyor. Diyor ki böyle bir zeminde bu olur mu? Bize mi kaldı bu iş? Bu kadar ashabın büyükleri var. Yaşça ileri düzeyde olanlar var. Bunlar hayattayken bu iş bize mi kalacak ki? Biz kalkalım da böyle bir zeminde bir hadisi doğrulatmak için bir sahabi efendimizin yaşça bizden büyük olan bir sahabi efendimizin yanına gidelim. Gitmiyor. Ama İbn Abbas gidiyor. Yıllar sonra bunu anlatıyor. Cabir bin Abdullah da yine isim vermeden anlattığı için biz haberdar oluyoruz. Eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatı ki o vefatından daha büyük bir musibet yok sahabe için. Öyle büyük bir musibet bile ilim yolundan İbni Abbas'ı çevirmezse e, netice elbette ki İbni Abbas olacak. Netice elbette ki o kadar önemli bir noktaya varacak. E bakın bize. Kar yağdı, canım de ders çalışmak istemiyor. Yağmur yağdı, olmadı. Annemle kavga ettim, babamla kavga ettim, olmadı. Arkadaşım bana şunu dedi, moralim bozuldu. Hoca bana şöyle dedi, imalı bir biçimde aslında beni kastetti, moralim bozuldu. Birçok şey bahane, bahane, bahane. En verimli zamanlarımızı bahaneye kurban ediyoruz. Ondan sonra da niçin bereket yok? Niçin bazı şeyleri elde edemiyoruz diye bazı şeyleri sorguluyoruz. Ben size daha ilginç bir şey söylemek istiyorum. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın o Hakikat Mücadelesi'ni muhakkak okumuşsunuzdur. Okumamışsanız kesinlikle okuyun. O çok önemli şeyler söyler. İlim talebesi olarak kendinizi Selman-ı Farisi'nin yerine koyarak okuyun radıyallahu anh. Ancak öyle anlayabilirsiniz. Mecusi bir babanın evladı İran'da doğmuş. Allah sonra hidayet adına bir ışık açacak onun yüreğine. Orayı terk edecek ve bir ilim yolculuğuna başlayacak. Musul'a gelecek. Mardin Nusaybin'e gelecek. Ammuriye'ye, Afyon'a gelecek. Oradan Tebuk'a köle olarak satılacak. Oradan da Medine'ye, Yesrib'e gelecek. Bütün bu ilim yolculuklarında neler neler görecek, neler neler yaşayacak. Ama ilme, hakikate kitlendiği için hiçbir olumsuzluk onu o yoldan koparmıyor. Musul'dayken yanında bulunduğu rahibin hırsız birisi olduğunu fark ediyor. Bakıyor ki insanlar hayır zekat şu bu veriyorlar. Rahip bunları çalıyor, saklıyor, kendi zimmetine geçiriyor. Bunu görmüş olmasına rağmen orayı terk etmiyor. Sabırla, sebatla benim işim o değil. Ben başka bir yerdeyim. Ben alacağıma bakarım. Ben olumsuzluklara takılmam, bahanelere takılmam diyerek oraya kitlenmiştir o. Oraya kitlendiği için de o olumsuzluklar onu asıl alacağından koparmıyor. Yıllar sonra o Musul'daki rahip ölünce İnsanlar bir şeyler söylüyorlar, rahibi övüyorlar. Hakikat artık anlaşılsın diyerek Selman-ı Farisi aslında onun hırsız biri olduğunu söylüyor. İnanmıyorlar. Sakladıkları hazineleri işte malları gösterdiği zaman Selman-ı Farisi'ye inanıyorlar. Oradan Selman-ı Farisi Amuriye'ye, Afyona geliyor ve ilim yolculuğunu böyle devam ediyor. Bir tarafta böyle birisi var, Selman-ı Farisi'nin o mücadelesi. Bir tarafta da ufacık bir bahane ile şerit değiştiren, yol değiştiren, bugün başka türlü, yarın başka türlü bir sürü ortada talebe diye geçinen bizim gibi adamlar var. Kıyası bunun üzerinden yapın. Niye olmuyor? Onun cevabına ait bazı şeyleri bulun. Dolayısıyla biz sahabe üzerinden mutaallim meselesini, talebe meselesini öğrendiğimiz zaman bu istikrar çizgisinin ne kadar önemli olduğunu anlamış oluyoruz güçlü bir arzu olmayana kadar da bu işin olmayacağını anlıyoruz. Hepinizin bildiği bir örnektir mesela Ebu Hureyre radıyallahu an. Ebu Hureyre'nin Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraberliği sadece dört yıldır. Dört yıl beraber kalmış ama nice sahabi efendimizi gerilerde bırakarak bir noktaya gelmiştir Ebu Hureyre. Nasıl geldi bu noktaya? nasıl geldiğini hayatına baktığınız zaman göreceksiniz. İstikrar var. Hedefine kitlenmiş. Hatta sahabi efendilerimizden bazıları Ebu Hureyre biz de aynı mecliste bulunuyoruz. Sen nasıl bu sözleri rivayet ediyorsun? Biz de onları duyduk. Niye bizim aklımızda kalmadı da bunlar senin aklında kaldı diye kendisine söylediklerinde ne diyordu o büyük insan? E gelin küçük bir test yapalım. Biraz önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında hepimiz beraberce Akşam namazını kıldık. Ne okudu efendimiz? Ses yok. Ben size söyleyeyim ne okuduğunu. İlk rekatta Mürselat suresinin şuradan şuraya kadar ki bölümünü, ikinci rekatta da kalan bölümünü okudu. O hafıza, o yoğunluk, o meseleye kitlenme, hedefe odaklanıp başka şeye de bu manada bakmama, asıl hedefe varma adına istikrarlı bir biçimde yürümesi, Ebu Hureyre'yi sahabe içerisinde aldığı 5374 tane rivayeti kendinden sonra nesillere ulaştıracak peygamber dünyasını peygamberden mahrum olarak yaşayan insanların dünyasına bağlayan bir köprü oldu radıyallahu anh. Böyle büyük bir şeye nasıl elde etti nasıl ulaştı siz bunun üzerinden anlayın. Dolayısıyla mutaallim meselesi de sahabe üzerinden böyle. Gelelim üçüncüsüne. O ney? Mektep. Bir meclis, bir yer inşallah burası da öyle. Darül Erkam'ın şubelerinden bir şube. Suffa Mektebi'nin şubelerinden bir şube. Peygamber Mescidi'nin o ilim öğretilen Mescidi Nebevi'nin güzel kokusunu alacağımız yerlerden bir yer. İnşallah her bu manada mekanımızı böyle etme adına da bir idealimiz bir hedefimiz olması gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasından mektep meselesine baktığımız zaman meselenin bina müessese olmadığını görüyoruz. Suffa dediğiniz yer Mescid-i Nebevi'nin arkasında bir yerdi. Ufacık bir yerdi. İleride büyüdü. 400 tane sahabinin kaldığı bir yer oldu ama üstü açık yanları açık böyle bir yerdi. Sonradan kapatıldı üstü insanlar orada gecelemeye başladığı zaman. Mesele dediğim gibi bina meselesi değil. Ama orada bir ruh var. Eğer bir mektep selim bir niyetle, maksatla inşa edilmişse, amaç reklam değil, amaç şu değil, amaç bu değil. Sayın o amaçları selim bir niyetle inşa edilmişse, eğer o inşa edilirken oradaki atılan temelden yükselen duvarlarına kadar mesele takva üzerine bina edilmişse eğer oraya harcanan paralar da helal paralarsa ancak o zaman orası Darul Erkam'ın şubeleri olan mekteplere dönüşür. Bugün bu memlekette bu kadar İslami hizmet veren kurum var. Niye bereket yok meselesini biraz da bizim bu çerçevede ele almamız gerekmiyor mu? En ufak bir şey yapıyoruz yaptığımız işle yaptığımız reklamı kıyaslayın reklamımız işimizden o gömlek daha üstte. En ufak bir iş yapıyoruz. Hemen bu işin farklı bir biçimde insanlar içerisinde duyulup karşılık görmesini, teveccüh görmesini bekliyoruz. Helaldir, haramdır bu manada dikkat etmiyoruz. Adam mecbur kalıyor bir yerlere mecburen yardım ediyor. Onun adı infak oluyor. Onun adı infak olmadığı için orada bereket olmuyor. Şimdi baltayı taşa vurmak istemem ama söylemesem de canım matak etmiş bu meseleler içimde kalır. 15 senedir şu memlekette bu kadar rahat bir ortama rağmen bu kadar imam hatipler açılıyor. Bu kadar İslam'a ait şeyler konuşuluyor. Müfredatta bakın değişiklikler var. Kur'an dersleri var. Siyer dersleri var. Askeri liselere kadar girmiş bir Kur'an dersleri, siyer dersleri var. Peki caddede, sokakta, bizim muamellerimizde İslam ahlakı 15-20 seneyle kıyas edildiği zaman gerçekten bu işin talimindeki çoğalma kadar ahlaka sirayet eden bir çoğalma var mı yok mu? Bunun muhasebesini yaptığımız zaman bu kardeşinizin ne demek istediğini daha iyi anlarsınız. Mesele niyet meselesinde bir problem var. Buralara verilen paralarda problemler var ve böyle olduğu zaman da Allah bereketi çekip alıyor. Çok iş yaptığınızı zannediyorsunuz ama bereket olmadığı için ortaya uzun vadede bir şeyler çıkmıyor. Bir şey söyleyeyim de iyice bir anlayalım meseleyi. Ben öteden beri Siyer'de okuduğum günden itibaren şu meseleyi çok üzerinde durdum ve düşündüm. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin bidayetinde Kuba Mescidini inşa etti. Oradan Mescid-i Nebevi'nin inşası için Neccaroğlan'ın mahallesine gitti. Hicretin 9. yılında Kuba'ya çok yakın bir yerde Kuba Mescidinin neredeyse 4 katı büyüklüğünde ve neredeyse Mescid-i Nebevi'nin inşasından da daha güzel bir inşaatla bir mescid yapıldı. O mescidin adı daha sonra Mescid-i Dırar oldu biliyorsunuz. Yapanların maksadı belli. Yapanlar münafıklar. Onun için de güzel yapmışlardı ki Müslümanlar etkilensin oraya gelsinler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı oraya götürecekler. Orada bir namaz kıldıracaklar. Meşruiyet kazanacak mescitleri. Ondan sonra da nifak adına bir şeyler yapacaklar. Benim hep aklıma şu geliyordu. Ya diyordum ki o günkü şartlarda imkanlar o kadar az. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz alsaydı mescidi dırarı onların elinden idareyi başka Müslümanlara verseydi. Sahabe oranın hakimiyetini yönetimini ele geçirseydi ki zaten öyle olacaktı. Münafıkları da oradan uzaklaştırsalardı bir mescit orayı Allah için bir mescit olarak bir mektep olarak kullansalardı. Ama böyle yapmadı Efendimiz. Ne yaptı? Yer ile bir etti orayı. Çünkü temelinde nifak olan bir yerden bereket olmaz. Eğer orada nifak varsa oranın içindeki şeyler değişse bile orada bereket olmayacağını ve selam Efendimiz çok iyi bildiği için böyle bir şeye tenezzül etmedi. Yıktı orayı çatısı olmayan Kuba mescidinde Başka mescitlerde bu işi devam ettirdi. Buradan siz alın alacağınızı. Bugünkü mevcut halimizi de biraz bunun üzerine kıyas edin. Meselenin bu tarafları hep kaybedildiği için verilen paralar, paraların helal olup olmadığı çok incelenmediği için bu manada bazı şeyler göz ardı edildiği için Bereket dediğimiz Allah'ın bir işe teveccühü anlamına gelen o önemli şeyden mahrum kaldığımız için bugün ümmet olarak bu haldeyiz. Dolayısıyla biz mektep dediğimiz zaman meseleyi dediğim gibi sadece bina olarak değil böyle de değerlendirmemiz gerekir ki nübüvvet pınarından alacaklarımızı biraz daha doğru bir biçimde alalım. Gelelim dördüncüsüne müfredat onun karşılığını aziz kitabımız Kur'an olarak yazdık. Ama hep bildiğiniz bir şey bir daha hatırlatmakta fayda var. Kur'an tek kaynak değildir. Temel kaynaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam temele ekseni eksene Kur'an'ı koyarak onları yetiştirdi. Daha sonra o talebelerinin neye ihtiyacı varsa o ihtiyaçlarını doğru bir biçimde tespit ederek bu manada bir şeyler söyledi. Mesela hadis kitaplarında rastladığınız hem de çokça rastladığınız bir şey var. Aynı soruyu başka başka sahabe efendilerimiz sorar. Aynı sorulara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka başka cevaplar verir. Neden? Muhatap değişir, cevap da değişir. En hayırlı amel hangisidir diye 10-15 kere farklı meclislerde sorulmuştur efendimiz. Bakın hadis kitaplarına Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en hayırlı ameli tarif ederken niye farklı farklı cevap vermiştir? Onu ancak muhatabı tespit ettiğiniz zaman görebilirsiniz. Aynen Kur'an ekseninde de muhataba ki muhatap sahabedir hepsine canlar feda onlara da bu manada şeyleri verirken öncelikli olarak tespit edip bu manada verdiği bir şeyler olduğunu görüyoruz. Şöyle bir şey yok. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Yıllar yılı aynı şey. Aynı yol, aynı yöntem, aynı iş. Böyle bir şey yok. Olmadığı için de bakın neticede yok. Eğer kimin elinde olsaydı başkalarının diyelim Müslümanlar dışında başkalarının elinde sadece bu yaz Kur'an kurslarında İki ay, üç ay, sistemli bir biçimde biz nesillerimize gerekli oranda şeyleri verseydik, inanın diğer zamanlarda bir şey vermeseydik bile oradaki yeterdi. Ama değerlendiremiyoruz. Burada bizim müfredatımızda da problem var. Biraz sonra geleceğim menhecimizde de usulümüzde de problem var. Müfredata bir daha döndüğüm zaman size başka bir şey söylemek istiyorum. Çok iyi tanıdığınız bir alimimiz var. İbni Hacer el-Heytemi rahmetullahi aleyh. Biliyorsunuz bir İbni Hacer el-Askalani var. Başka İbni Hacerler de var ama bu ikisi meşhur. Bir de İbni Hacer el-Heytemi var. O 900 küsürde 964 eğer yanlış hatırlamıyorsam hicri vefat tarihi. Vefat eden kendisi şafi bir fakihtir, muhaddistir, tarihçidir, ediptir. Kelam alimidir, neler nelerdir? Böyle bir bakın bıraktığı eserlere görürsünüz. El-Fetava diye de bir mecmuası var onun. Verilmiş fetvalara cevapları. Orada bir soru soruluyor ona. Öncelikli olarak bir Müslüman ne öğrenmeli? O da üç şey söylüyor. Nübüvvet pınarına yaslanan birisi... Hicri 9. asrın sonunda bile konuşsa bakın aynı şeyi söylüyor. Fark eden bir şey yok. Yeter ki o pınardan içsin. O pınarın suyuyla kendi arasındaki münasebeti sıkı tutsun. Üç şey diyor. Nedir? Sağlam ve sahih bir rehberden akide. En başta öğrenmesi gereken bu. Sağlam ve sahih bir rehberden akide. İslam akidesini. İkincisi temel mükellefiyetlerini yerine getirebilecek kadar fıkı, bir de Allah onu hangi yerde istihdam etmişse bulunduğu yerde ihtiyaç duyacakları fıkı. Üçüncüsü kalbin amellerini ve kalbin ıslahını gerektirecek şeyleri. Bakın biraz değerlendireceğiz bunu ama ben üçüncüsünden başlamak istiyorum. İlimle uğraşan talebelerin büyük bir kısmının ihmal ettiği meseledir bu kalbin amelleri ve kalbin ıslahı. Ve insan biraz ilimle uğraşıp seviye kazandığı zaman yavaş yavaş hayatından nafile ibadetler azalıyor. Şeyde belli zaten ilimle uğraşıyoruz. O da bir ibadettir. Dolayısıyla olmasa da olur. Sonra olmasa da olur meselesi onu nereye getirdiği o da ayrı bir mesele. Şimdi bu üçlü sistemi İbn Hacer el Heytemi Allah kendisinden ebeden razı olsun söylerken aynen Allah Resulü'nün Daru'l Erkam'da sahabeye öğrettiklerini incelediğinizde elde ettiğiniz neticeye yaslandığını görüyorsunuz. Allah Resulü Daru'l Erkam'da ne öğretti? Sağlam bir akide, akli eğitim, ruhi eğitim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yaptığı nübüvvetin ilk yıllarında Darül Erkam'da bu. Yıllar sonra İbni Hacer El Heytemi'nin sorulan bir soruya verirken cevap olarak söylediği o. Akılda dursun diye söyleyeyim. Üçse aslında sahih bir iman, salim bir iman, sahih bir amel, selim bir kalp istenilen bu. Üçünü de bu üç şeyle cevap vermiş oluyor İbni Hacer. Şimdi bu üçü olmadığı için tam anlamıyla müfredatta bu zemin üzerine doğrultulmadığı için bir müddet sonra arızalar görüyorsunuz. Mesela Abdullah İbni Ömer'in Cündüb bin Abdullah'ın bazı Kur'an talebelerine söylediği cümleler var kaynaklarda. Bakıyorlar ki Kur'an'ın hıfzıyla uğraşıyorlar. Seviniyorlar ama arkasından şöyle bir şey söylüyorlar. İbni Ömer'in söylediklerini söyleyeyim. Gençler diyorlar vallahi çok güzel yaptığınız. Biz de aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sizin gibi gençler olarak yetiştik. Ergenliğimize Resulullah'ın yanında vardık. Böyle de bir cümle kullanıyor. Ama Aleyhissalatü vesselam efendimiz bize Kur'an'dan önce imanı öğretti. Biz önce imanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı öğrendik. Önce imanı öğrendiğimiz için arkasından öğrendiğimiz ayetler bizim imanımızı arttırdı. Ama şimdi ben bakıyorum sizin bilginiz artıyor ama imanınız artmıyor. Tam bizi söylüyor aslında. Bilgimiz artıyor ama imanımız artmıyor. İmanlarımız farklı bir noktaya doğru gitmiyor. Böyle olduğu için de çabuk yoruluyoruz. Çabuk heyecan yorgunu oluyoruz. Çabuk havlu atıyoruz. En ufak bir şeyde bahane ortaya koyup yarı yollarda dökülüp kalıyoruz. Yıllar yılı bu yoldaki yolculuğumuzu devam ettiremiyoruz. Sebepleri nelerdir? Bu sebeplerini sorguladığınız zaman geleceğiniz nokta bu. İçimizde en az bilenimiz yüz ayet biliyordur. Ben zannetmiyorum yüzden aşağıya olsun ki burada hep ilim talebesi var. E şimdi yüz ayet değil bir ayet öğrenip sahabenin yaptıklarıyla bizim yaptıklarımızı kıyaslayın Tamam ben aynı olmayacağı kanaatindeyim. Sahabenin farklı bir konumu vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle aynı zemini paylaşmanın bambaşka bir ayrıcalığı var. Bunu inkar ediyor değilim. Ben şunu diyorum. Keşke bizim yaptığımız sahabenin yaptığının zekatı olsa. Kırkta birine de razıyız. O da yok bizde. Niye? Çünkü o ayetler bizde bilgi. Malumat bizde. Bizde hayat değil. Bizde dert değil. Bizde o ayetler üzerimize alıp da anında öğrendiğimiz o hakikati hayata taşıma adına bir ızdırap değil. Böyle bir hale dönüşmediği için olmuyor. Esat İbni Zürare ve beş arkadaşı Allah altısına da ebeden rahmet eylesin. O altısı Medine dediğimiz o koca İslam medeniyetinin altında olan isimlerdi. Resulullah aleyhissalatü vesselamla birliktelikleri, nübüvvetin 10. yılında ya bir saat ya iki saat vallahi fazla değil. Çünkü bir gecenin ilerleyen saatlerinde ancak bu kadarlık bir zaman dilimi bu kadarlık bir buluşmuşluk, buluşmuşlukları var. Bir saat iki saat. Aradan konuşmalar uzayıp belli şeyler söylendikten sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara İbrahim suresinin son 18 ayetini okuyor yapılan görüşme bu kadar onlara verilen Kur'an'dan ayetler bu kadar. Ne yaptılar bu altı insan? Vardılar Yesrib'e bir iman hamlesi başlattılar. Bir yıl geçmeden Medine'nin birçok evine imana ait olan şeyleri soktular. O az imanla o az bilgiyle o az Kur'an ayetleriyle ortaya çıkan netice bu oldu. Şimdi biz hafızları yerlerinden kaldıramıyoruz. Kur'an hafızıdır. Kur'an'ın en temel muhafızı o olması gerekirken ki şimdi size bir hafızdan örnek vereceğim. Böyle bir şeyi yapması gerekirken malumatı çok olan koltuğa yapışıyor. Malumat arttıkça yerine çakılıyor, yerinden kalkamayacak bir hale geliyor. O halde biz bir şey iman ediyoruz. Bizim öğrendiğimiz bu yolda Müfredatın anlaşılması meselesinde ihmal ettiğimiz bir şey var ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o nübüvvet pınarına bu çerçeveden bir daha dönmemiz gerekir. Bir Kur'an hafızından örnek vereceğim diye dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kur'an'ı şu dört isimden birinden alın. Muaz İbni Cebel hafızdır ve işaret edilen birisidir. Abdullah İbni Mesud, Übey İbni Kab. Salim Mevla Ebu Huzeyfe. Dördüncüsü Salim Mevla Ebu Huzeyfe isminden de anlaşılacağı gibi Ebu Huzeyfe'nin Mevlası bir köle yani. Onun yanında onun terbiyesinde yetişmiş birisi. Yemame savaşında savaşın ön saflarında duruyor. Diyorlar ki sen Allah Resulü'nün bize emanet ettiği birisisin. Sen Kur'an'ı bize en iyi öğreten birisisin. Geçme ön tarafa biz duralım sen arkada dur sen bize lazımsın. Ne diyor biliyor musunuz? Bugün Kur'an lafızlarının korunacağı gün değil. Onu Allah başkasıyla da korunur. Korur. Bugün Kur'an'ın yolunda ölünecek gündür. Ve ölüyor, şehit oluyor o, o harp sırasında. O şehit olduktan sonra arkasından söylenen söz şudur. Gitti Kur'an'ın dörtte biri. Kasıt Allah Resulü dörtten biri olarak onu söyledi ya yoksa Kur'an'ın metni kıyamete kadar elbette ki bakidir ama söyleneni sahabe başka türlü anlıyor başka türlü de ifade ediyor. Böyle bir ruhu onlara kazandıran şey ve selam efendimizin dünyasındaki müfredatın onların dünyasına bir yönüyle aktarılmasıdır. Eğer bilgi, ilim, amelle desteklenmezse amelle bir yönüyle bereketlenmezse bu işin ne olacağını çok iyi Resulullah Aleyhissalat ve Selam'dan öğrendikleri için böyle bir ızdırabı yüreklerinde taşıyorlar ve yapması gerekenleri de buna göre tespit ediyorlar. Gelelim beşincisine o neydi? Menheç. Menheç usuldür. Bugün husule varamayışımız usulümüzün istenilen oranda olmayışındandır. Aleyhissalat ve selam efendimiz bize sadece nebevi mirası bırakmadı. Mebevi mesajlar sadece bize mesaj itibariyle gelmedi. Ne olur bunu hiç unutmayın. O mesajların hayatta nasıl uygulanacağını da Aleyhissalat ve selam efendimiz bize gösterdi. Zaten sünnet onun için sünnettir. Bize fiili anlamda da bunu gösterdi. Bir şey yok burada. Muğlak olan bir şey yok. Üstü kapalı olan bir şey yok. Bizi sıkıntıya sokan da bir şey yok. Yeter ki biz anlamak isteyelim. Hal böyleyse eğer biz müfredatı aleyhissalatü vesselamdan öğrenme gibi bir sorumluluğumuz varsa ki olmak durumundadır. Bu işin yolunu yöntemini de aleyhissalatü vesselam efendimizin o güzel mirasından öğrenme gibi bir sorumluluğumuz vardır. Bunu yaptığımız an Bulunduğumuz yerleri Darül Erkamlara, Suffa Mekteplerine çevireceğiz. Çevirdiğimiz oranda da inşallah o ilimden hem nasipleneceğiz hem de başkalarını nasiplendireceğiz. Bir örnek söyleyeyim. Yavaş yavaş da sözlerimi toparlayayım. Ebu Derda radıyallahu anhu biliyorsunuz o çağın, o dönemin en alim sahabilerinden bir tanesiydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ümmetimin en hakimi, en alimi, en abidi diye bize takdim ediyor. Dolayısıyla ümmetin hakimidir Ebu Derda radıyallahu anh. İlginç bir Müslüman olma hikayesi var. Medine'nin en iyi ve en güzel ticareti yapan koku dükkanının sahibidir. Abdullah İbni Revaha'nın arkadaşıdır. İşin bidayetinde Medine'nin ilk yıllarında İslam'a karşı arasına mesafe koymuştur. Ama Abdullah İbni Revaha o peygamber aşığı ve şair olan büyük insan ki ileride biliyorsunuz Mute'de şehit olacak. Gidip gelmiş bir şekilde vesileleri zorlamış en son Ebu Derda'yı kazanmıştır. Ebu Derda Suffa Mektebi'ne gelip talebi olduğu zaman bir şeyi fark etmiştir. Eğer ilimden gerçek manada ben nasiplenmek istiyorsam benim kalbimin ve zihnimin dağınıklılığından kurtulmam lazım. Bir ömür dilinden düşürmedi dua nedir biliyor musunuz? Allah'ım kalbimin dağınıklılığından sana sığınırım. Soruyorlar talebeleri. Biraz sonra talebelerine ait bir şeyler söyleyeceğim size. Bu nedir? Nasıl bir duadır? Allah'ım kalbimin dağınıklılığından sana sığınırım. Ne demek istiyorsun? Bunu söylerken kastın nedir? Kalbin dağınıklılığı şudur diyor. Her işte parmağım olsun, her tarlada ürünüm olsun. Nerede ne varsa ben de orada olayım. Böyle düşünen adam kalbini dağıtır. Kalbini dağıtan adam da asla ilimde bir noktaya gelemez. Onun ilimde nasıl bir noktaya geldiğini şuradan göreceğiz. Yıllar sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının üzerinden 15-17 sene geçmiş, Şam'a gelmiş, Şam Mescidinde onar onar 160 tane ders halkası oluşturmuş. 1600 talebeye bir anda ders veriyor. Onar onar her dersin konusu başka sabah namazından öğle namazına kadar Şam mescidinde talebeleriyle uğraşır. Bununla vakit geçirir ve o insanların yetişmesi için elinden geleni yapar. Her bir aslında o meclis Suffa Mektebi'nin o günkü Şam'da bir şubesi niteliğindedir. Aradan bir müddet geçiyor. Daha ilk günlerde ticareti bırakıyor. Diyorlar ki niye bırakıyorsun? Diyor ki ben ticarete haramdır demiyorum ama ben beceremiyorum. Bir gönülde iki sevgili olmuyor. Ben ilim noktasında kendimi farklı bir yere ulaştırmak istiyorum. Ama bakıyorum ki ticaret beni engelliyor. Onun için ben ondan vazgeçip bu işte yoğunlaşmak istiyorum. Ve gerçekten de dediği gibi yaptığı için böyle bir noktaya geliyor. Ebu Derda'nın ilimde vardığı o noktanın en önemli şeylerinden bir tanesi ilim amel dengesini çok güzel bir biçimde kurmasıdır. Nasıl kurduğuna dair çok şey söylenir. Vakit doldu ben fazla uzatmayacağım ama şu kadarını söyleyeyim. Onun şu sözü hiç unutulmasın ve ajandalarınızın en üst köşelerinde yazılsın. Cahile bir kez yazıklar olsun bilip de yapmayana yedi kez yazıklar olsun. Eğer cahilse bir kez yazıklar olsun ki öğrenmedi. Ama biliyor, biliyor bildiğine rağmen yapmıyor ona yedi kez yazıklar olsun. Bu sözü söyleyen bir insan bu sözü kendi dünyasına nasıl taşır siz ondan anlayın. Gelip biri bir soru soruyor. Ebu Derda diyor şu nedir cevap veriyor. Bir daha soruyor ona da cevap veriyor. Bir daha soruyor diyor ki kardeşim diyor her aldığın cevap Yarın hesabını vereceğin bir emanettir. Sen Allah katında niçin aleyhinde olacak şahitleri çoğaltıyorsun? Önce git bir amel et, sonra gel ikincisini öğren. Amel etmeden gelip bunları öğrenirsen başına iş açarsın. Böyle ilim amel dengesini kuran birisidir ama o dengeyi ona kurduran şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ticareti bırakıp ibadette ilimde böyle zirveleri zorladığı bir anda aleyhissalatü vesselam efendimiz onun bazı şeylerinden haberdar olunca arkadaşı ve kardeşi olan Selman-ı Farisi'nin üzerinden haberdar olunca yanına çağırıyor. Ebu Derda diyor duydum ki şöyle şöyle işler yapıyormuşsun gecenin büyük bir kısmında namazda gündüzlerin büyük bir kısmında oruçta her daim Kur'an'ın üzerinde ki böyle sahabiler var biliyorsunuz. Çokça bu işi yapanlar. Böyle şeyler yaptığını duyuyorum. Ama unutma her hak sahibinin sende bir hakkı vardır. Eğer sen o hakları verirsen bu manada doğru davranmış olursun. Her hak sahibinin bedeninin sende bir hakkı var. Ehlinin sende bir hakkı var. Çocuklarının sende bir hakkı var. Anne ve babanın sende bir hakkı var. Akrabalarının sende bir hakkı var. Yaşadığın o toplumun sende bir hakkı var. O hakları yerine vermek durumundasın. Eğer sen bunu yapmazsan benim sünnetimden yüz çevirirsin. Benim sünnetimden yüz çeviren benden de yüz çevirmiş olur. Bir denge bu oluşturuyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Onun için bakın Ebu Derda'nın hayatına niçin onu seçtiğim buradan anlayacaksınız. Her işin hakkını vermiştir. Hayatında Allah Resulü'nün o uyarısı bir karşılık bulmuştur. İlmin hakkını vermiş. Muallimdir kendisi muallimliğin hakkını vermiş. Mutaallimdir kendisi mutaallimin hakkını vermiş menhecin, müfredatın, öğrendiği yani şey hakikatlerin hakkını vermiş. Beraberce yol ödediklerinin hakkını vermiştir. Nedir hakkı? İlmin hakkı ameldir. Eğer amel varsa ilmin hakkı ödenmiştir. Muallimliğin hakkı söyledim. En başta söyledim. Merhamet ve muhabbettir. Eğer merhamet ve muhabbet varsa muallimliğin hakkı ödenmiştir. Mutaalliminliğin hakkı yani talebeliğin hakkı istikrar ve güçlü bir arzudur. Eğer bunlar varsa onlar da ödenmiştir. Mektebin hakkı nedir biliyor musunuz? Vefadır. Orada harf öğrendiğin, ilim öğrendiğin ocağa karşı vefa göstermek. Onlara karşı vefasızlık yapmamak yani nankörlük yapmamak öyle biraz ilimde seviye kazandığın zaman daha dün yürüdüğün yollara dönüp farklı farklı şeyler söylememek, kendip geçip belli bir seviyeye vardığın merdiveni çekip atmamak neler neler söylenir buranda. Dolayısıyla mektebin hakkının vefa olması da yine Ebu Derda radıyallahu anh'ın üzerinden öğreneceğimiz bir hakikattir. Yol arkadaşlığında bir hakkı var. Onun hakkı nedir? Sadakattir. Arkadaşlarına beraberce aynı rahleyi paylaştığın, aynı yeri paylaştığın, Aynı meclisi paylaştığın insana karşı sadakat. Olur ki o kardeşlerinden biri düşerse, sürçerse, yorulursa, yanlış yaparsa hemen anında silmemek, el uzatmak. Çünkü bu yolun yalnız başına yürünmeyeceği hakikatini unutmamak. İlim yolu zor, çok zor. Vallahi çok zor. Ancak bu yola böyle bir aşkla gidilebilir ama burada da o aşkımızı tazeleyecek bize destek olan düştüğümüz zaman el uzatacak insanlar olmasa yine bu yol istenilen oranda tamamlanmamış olur. Allah nübüvvet pınarından bizi ayırmasın. Her zaman için içeceğimiz su o güzel pınarın suyu olsun. İçtiğimiz o suyu da Allah hayatımızda doğrultmayı hayatımıza intikal ettirmeyi bizlere nasip eylesin. Aldığımız o güzel hakikatleri de başkalarına ulaştırma konusunda bizlerin inşallah yar ve yardımcısı olsun.